Şimdi bazen neye ilgimiz olduğunu bilmeyebiliyoruz. Bazen gizli ilgilerimiz olmuş olabiliyor. Bununla ilgili ölçümler yapılıyor. Bu hafta size bunlardan bahsedeceğim kısaca. Neden? Çünkü sizin gidip bunu uzman bir psikolojik danışmanla, psikologla bu testleri uygulayarak sonuçlarının da ciddi anlamda değerlendirildiği bir ortamda bu çalışmaları almanız gerekiyor. Neden diyorum? Çünkü internette de var bazı testler ama kolay kolay sizin ilginizi belirlemek sadece bir kağıt parçası üstünden olmuyor değerli dostlarım. Peki nasıl yapabilirsiniz? Okulunuzdaki, kursunuzdaki rehber servislerine gidebilirsiniz. Bir psikolojik danışma merkezine gidebilirsiniz. Bunu uygulayan test merkezleri var, psikolog arkadaşlarımız var, bunlara gidebilirsiniz. Belli başlı testler vardır uygulanan. Nedir bunlar diyeceksiniz. Birincisi her zamanki gibi Holland ilgi ve kişilik testi. Bu kişiliklerinize göre ilgi alanlarınız ve uygun olduğunuz meslekleri belirliyor. Ama ondan daha önemlisi bizce Kuder ilgi alanları envanteri ama değerli dostlarım sizler çok fazla buna yanaşmasanız da ilgi envanterleri biraz uzun sürüyor. Mesela Kuder yanlış söylememek için kağıda bakıyorum. Kuder 504 madde. 50-60 dakika arasında sürüyor. Değer mi? E kardeşim 25-30 sene iş hayatın olacak ya. 50 dakikada harcamışsın. 50 dakika bir tane bir dizinin iki bölümüne, bir sezonun beşte birine harcadığın şey zaman. Bence kendin için değer. Onun dışında akademik benlik kavramı ölçeği, kendini değerlendirme ölçeği gibi Yıldız Kuzgun hocamızın hazırlamış olduğu bir takım envanterlerimiz var. Bunun dışında bazı testler var, ölçekler bunlar. Var. Bunları uygulatarak kendinize ve doğru cevaplar vererek. Çünkü bazen okullarda meslektaşlarım uyguluyorlar. Gençler böyle şey dolduruyor. Hani hiç düşünmeden gidiyor. Vıdıka 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 vıdıka. Bilmem ne ilgim var mı? Yok sanmıyorum. Olabilir. Ha tak tak tak. Bu değil. Bir düşünerek maddeler üstünde. Şimdi ilgilerin ölçülmesi değerli dostlarım, annelerim, babalarım. Şimdi çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, gençlik dönemi diye biz üçe ayıralım isterseniz. Hani bu testler ne zaman uygulanmalı? Hocam biz bu testi ilkokul döneminde uygulayabilir miyiz? Ortaokul döneminde, lise döneminde ilgi envanteri, ilgi testi uygulanabilir mi? Şimdi tabii ki uygulanabilir ama unutmamanız gereken bir şey söyleyeceğim size. Belli bir yaşa kadar, buna siz 25 diyebilirsiniz. İlgiler değişkenlik gösterir. İlgiler değişkenlik gösterir. Hatta şöyle üç kısmı ayırabiliriz. 11 yaşına kadar fantezi dönemi diyebiliriz. Yani sürekli değişen. Ben çocuk Süpermen olmayı bile düşünüyordur yani hayal dünyasında ne bileyim. Onların bambaşka bir perspektifleri var. 11-17 arasına da biz geçiş dönemi diyebiliriz. 11-17 yaş arası geçiş dönemi. Yani burada kararsızlıklar vardır. Bir sürekliliğe bağlanmamıştır. Çünkü ilginin birçok tanımına baktığımız zaman sürekliliğe bağlandığı anda, sürekliliğe sahip olduğu anda ciddi bir ilgiden bahsedebiliyoruz biz. 17 yaşından 25 yaşına kadar uygulaması için en güzel zamanlar 25 yaşından sonra. Bu da gerçekçi dönem diyoruz. Daha gerçekçidir. Çocuklar lise gençleriyle konuştuğumuz zaman onlar şey diyebilirler. Yani ya baba doktor olacağım da bana uymaz. Ben sevmiyorum hastane ortamını artık istemiyorum. Niye? Çünkü gerçekçi bir dönemde olabiliyor gençlerimiz. 17 yaşından itibaren uygulanabiliyor. Testlerin dediğim gibi hani uygulanması için yaş dönemini beklemek gerekiyor mu? Tabii ki beklemek gerekiyor. Ha, bu bize sadece bir fikir veriyor değerli dostlar. Net bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim. Şöyle bir anımı anlatayım. Üniversite tercihleri yapılıyor artık. Son saat yani gece 12'de bitiriyor ÖSYM tercihi bilgisayardan. Bir kardeşimiz var. İşte tıp mı seçecek? Moleküler biyoloji ve genetik mi seçecek? İkisine de puanı yetiyor. Saat 5 dakika var. Bak gece yarısına 5 dakika var ve harır harır telefonlar bizde şey hani biz son bir hata yaptık mı acaba diye öyle biraz da histerik oluyor insan o konuda. Kızımız hala kararsız kalmış. Ben bunu mu yazayım? Halbuki kaç ay çalışıldı, söylendi ona nasıl yapılacak, nasıl karar vereceği anlatıldı. Vermişti de tabii çevreden faktörler işte sen tıp oku daha iyi olur, tıp oku, put oku bağ, bilmem ne falan derken 5 dakika kala ben uçak moduna aldım telefonu. Çünkü mümkün değil.
Hani o son saniye bile düşünseniz hayatınızda etkili ve o kararı onu zaten almıştı. Aldığı karar da devam etti. 10 dakika sonra açtım. Aşk olsun işte. Ama yaptım ben istediğim gibi diye, hayırlı olsun dedik biz de. Yani o dakikaya kadar gidiyor. Hatta ve hatta size şöyle bir adımı anlatayım. Bir gün bir telefon aldım zamanında. Bir hekim arkadaşımız arıyor beni. Dedi ki sayın hocam, size bir konuda danışacağım. Çünkü hatırlı bir arkadaşım vermiş telefon numarasını da benim. Buyurun dedim hocam. Ben de doktor bilmem kim şudur budur vesaire. Hocamız aile hekimliği mi yapıyordu ne? Ben de üniversite sınavıyla ilgili bilgi almak istiyorum dedi. Çünkü dedi hani şu dönemki sınav şeylerini bilmiyorum. Şartları nedir? Kaç soru, kaç sınav? Tabii hocam dedim, ne demek yani, anlattım. Sonra dedim hocam çocuk için mi, genç mi var, kuzen yeğen nedir, kendim için dedi. Dedim, olur yani, sonuçta insanlar biliyorsun zevk olsun diye girebiliyorlar. Dedim hocam tabii ama dedim özel olmayacaksa neden dedim giriyorsunuz. Hocam dedi ben mesleğimden dedi artık bıktım. Zaten dedi istemeden yapıyordum. Artık dedi ben kendi istediğim mesleği yapacağım. O nedir hocam dedim, hukuk dedi. Hikayesini anlattı tabii yani asbelkaderini. Aile zorla tıp yazdırmış ama insanlar artık hani bir yerden sonra insanlara faydalı olamadığını gördüğü için, artık kendisi de dayanamadığı için mesleği geçebiliyor. Yani ilgiler bu yönde çok çok önemlidir değerli dostlarım. Ha, bu konuyla ilgili çok devam edeceğiz. Hani şimdi dedik ya size işte nelerden bahsedik? Holland, Kuder, akademik benlik kavramı ölçeği, kendin değerlendirme ölçeği, bunlar güvenilirlik geçerlilik çalışmaları yapılmış, kültürler arası uyum çalışmaları yapılmış, kullanılan, şu anda da revize edilmekte olan, pek onlara ulaşamıyoruz şu an ama testler, ciddi testlerle yapıldığı zaman güzel sonuçlar verecektir. Bunları bilin, hangi yaşlarda yapılabiliyor? Bunları internetten de araştırabilirsiniz ama her zaman için oradaki bilgilere güvenemeyebiliriz. O yüzden uzmanlara danışın. Ondan sonra da işte alan seçerken, meslek seçerken işinize yarayacak elinizde bilimsel bir veri olacaktır. Anlaştık mı değerli dostlarım?